Merhabalar. Uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Neredeyse 3 ay oldu. 3 aydan sonra çekeceğim videonun ne olacağı hakkında bir süre düşündüm ama ondan sonra şu an okumakta olduğum Orta Çağ Kentleri kitabını tanıtmayı uygun gördüm. Bunun da nedenine geleceğim. Öncelikle kitabımızın yazarı Henry Prene, İletişim Yayınlarından çıktı. Çevirmenimiz Şadan Karadeniz. Çok temiz bir çevirisi olduğunu söyleyebilirim. Eser yazarımızın konferansa katıldığı ve orada aldığı notların kitap haline getirilmesiyle birlikte derleniyor. Gün ondan sonra çok uzun bir süre sonra Türkçe'ye İletişim Yayınları sayesinde çevrilmiş oldu. Neden bu kitabı tanıtıyorum? Yorumlarda bana çok fazla Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihi, Osmanlı tarihi okumak istiyorum ama Osmanlı tarihi hakkında ne okuyabilirim yazdığınız zaman milyonlarca sorun çıkacaktır karşınıza. Artık bu tarz tabiri caizse basit konulardan ziyade daha böyle entelektüel seviyesi gelişmiş kitaplar tanıtmayı daha uygun görüyorum. Yoksa Osmanlı tarihini her yerde okuyabilirsiniz. Binlerce kitap var veya her yerde bulabilirsiniz. Ben biraz daha işin artık gurme kısmında yer almak istiyorum. Daha da o tarz okumalara yöneltiyorum kendimi. Bu kitabı seçmemin sebebi ben bir Orta Çağ tarihçisi adayım. Orta Çağ tarihini seviyorum. Orta Çağ tarihini sevmemdeki en büyük sebep de Doğu ve Batı diye adlandırdığımız bu iki kutbun birbiriyle en çok etkileşim halinde bulunduğu, en çok birbirini yakından tanıma fırsatı bulduğu, savaştığı, ticaret yaptığı, birbirini tanımaya başladığı, Avrupalıların bazıları baharatı tatmayanların baharatı tattığı, işte doğudaki insanların birden Haçlıları karşılığında görüp Avrupalı bir insanın karşılığında gördükleri gibi pek çok farklı Doğu ile Batı'yı birbirine kesiştiren olay var. Arada Bizans unsuru var. Türklerin gelmesi, Arapların yayılışı, Müslüman yayılışı, Avrupa'nın geri çekilmesi, Müslümanların İspanya üzerinden Avrupa'ya girmesi, Avrupalıların hem doğuda Bizans'ın sıkıştırılması hem İspanya üzerinden Müslümanların, Arap Müslümanların sıkıştırılması ile birlikte içlerine düştüğü bir durum var. Ve bu durum onların pek çok yaşamını değiştiriyor. Mesela ticaret, Akdeniz ticareti ölüyor ve artık orada derebeylik dediğimiz daha toprağın öne çıktığı bir sistem karşımıza çıkıyor. Bu Avrupalıların tüm hayatlarını değiştiriyor ve Avrupalılar da bu konu hakkında oldukça sayıda kitap yazlar, makale yazlar. Çünkü muazzam bir Roma İmparatorluğu'nun Germen kabileleri tarafından tahrip edilmesiyle birlikte o dağılmış bir Avrupa çıkıyor karşımıza. Ondan sonra bu adamlar tekrar kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Karolenciler, Merovenciler, Şarman İmparatorluğu gibi tekrar o güçlü Alman Avrupa İmparatorluğu modeline geçmeye çalışıyorlar ama onlar için iş o kadar kolay olmayacaktır. Orta Çağ'ı sevmemin en büyük sebebi de Akdeniz tarihini sevmem. Akdeniz'in dünyanın en büyük kültür miras yeri olduğunu düşündüğüm için oranın tarihini okurken zevk almam. Fernand Braudel'i de sevmemin, Akdeniz eserini severek okumamın da sebebi buydu. Bu kitapta da birazcık o tadı aldım. Bunu söyleyebilirim. Orta Çağ tarihi kitaplarında bunu çok önemsiyorum. Akdeniz'in bir Roma İmparatorluğu gölüyken Müslümanların doğu kanadından ele geçirmeye başlaması, Kuzey Afrika'dan itibaren Küçük Asya kıyıları, Osmanlılarla birlikte Yunanistan kıyılarının alınması derken o Akdeniz tarihinin değişimini okumak da onu görmek de beni oldukça heyecanlandırıyor. Bu kitap genel hatlarıyla Avrupa tarihi Orta Çağ, yani Orta Çağ Avrupa tarihi olarak baz alınmış. Ama kitap içerisinde o Avrupa'nın şekillenmesinin nedenleri arasında biraz daha Müslüman tarihine de iniliyor. Ama öyle bir anlatım bakımından değil, Avrupalılara etkisi bakımından. Gerçekten çok keyif aldım. Sizin de aranızda bu tarz hani Doğu ve Batı eksenini karşımıza alıp da onu okumayı zevkli bulanlar varsa eminim çok seveceklerdir. Dediğim gibi çevirisi çok temiz. Bu aralar iletişim yayınlarından okumaya başladım. Yani elimde bir sürü iletişimden çıkan tarih kitabı var. Onların da tabii tarih olduğu için okumuyorum veya iletişim olduğu için okumuyorum. Konuları da beni ilgimi çeken. Dediğim gibi zamanla videoları sıklaştıracağım. Şimdilik böyle bir tanıtım olmuş olsun. Pek çok yerde yoktur sanırım bu kitabın da tanıtımı. En azından benim düşüncelerim, benim görüşlerim böyle olmuş olsun.
3 aydan sonra bir giriş videosu olmuş oldu bu. Zamanla çok daha fazla kitap tanıtacağım. Çok daha fazla konuşacağız, sohbet edeceğiz. Tarih hakkında konuşacağız, edebiyat hakkında konuşacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.